Aziz kardeşlerim, bu mübarek vatan ve milletin ve âlem-i İslam'ın ebedi saadetini ve kurtuluşunu ve dolayısıyla yeryüzünde umumi sulh ve selameti temin edecek bir inayet ve kudrete malik olan Risale-i Nur'un şahs-ı maneviyesinde şöyle gayet sağlam kuvvetler toplanmış ve imtizac etmiştir. 1. Yüksek bir kuvvet ve bütün kemalatın üstadı olan hakikat-ı İslamiye. 2. Şehamet-i imaniye, yani tezellül etmemek, biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemek. 3. Müslümanlığın insana verdiği izzet ve şeref, terakki ve teâlinin en mühim amili olan izzet-i İslamiye. Arkadaşlar, şu mealde bir hadis-i şerif var ki, hakiki alimler zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir. İşte biz ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimat edebiliriz. Asrımızda ise hayatındaki vakıalar ve eserleriyle bu hadis-i şerife masadak olan Risale-i Nur meydandadır. Müellif Bediüzzaman dini mücahedesi ve Kur'an'a hizmetinde ve ubudiyetinde Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine tam ittiba etmiş bir mücahittir. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz dünyanın en muazzam siyasi hadisesi olan Bedir Muharebesi'nde sahabe-i kirama nöbet nöbet cemaatle namaz kıldırmıştır. Yani vacip olmayan, hususan muharebe zamanında terk edilebilen cemaatle namaz kılmak gibi bir hayrı dünyanın en büyük siyasi vakasına tercih etmiştir. Üstün tutmuştur. Ufak bir sevabı harp cephesinin o dehşetleri içinde dahi terk etmemiştir. Bediüzzaman gönüllü alay kumandanı olarak katıldığı Rus harbinde harp cephesinde avcı hattında Kur'an'ın bir kısmının tefsiri olan meşhur Arabi İşaratül İcaz tefsirini telif etmiş ve bu eseri azim âlem-i İslam'da en büyük alimlerin takdir ve tahsinine mazhar olmuş ve tam anlamaktan aciz kaldıklarını ve öyle bir tefsir görmediklerini itiraf etmişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in en ince nükte ve en derin meselelerini ve misilsiz icaz ve harikulade yüksek belagat ve fesahatını izhar ve ispat etmiştir. Hatta bir harfin nüktesini izhar ederken avcı ateş hattında düşman topları zihnini ondan çevirememiş, harbin dağdağı ve dehşetleri mani olamamıştır. Ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam yasak edildiği ve bid'aların cebren umuma yaptırıldığı zulümatlı ve dehşetli bir devirde nur talebeleri o uydurma ezanı okumamışlar ve böyle bid'alara karşı kendilerini kahramanca muhafaza ederek bid'alara girmemişlerdir. İman ve İslamiyet'in ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ve bir alimin gizliden gizliye dahi bir tek dini eser neşredemediği fecaat devrinde, Bediüzzaman nefyedildiği yerlerde, zalim müstebitlerin tarassudat ve tazyikatı içinde gizliden gizliye 130 adet imani eser telif ve neşretmiştir. Bununla beraber, geceleri pek az bir uykudan sonra, esaret altında inleyen İslam milletlerinin necat ve salahı için dualar etmiş, dergâh-ı ilahiyeye iltica ederek yalvarmıştır. Evet, Hazreti Üstad, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin sünnet-i seniyyesine tam iktida etmiştir. Bediüzzaman'ın bu hali de bütün İslam mücahitlerine ve umum Müslümanlara bir örnektir. Yani cihat ile ubudiyet ve takvayı beraber yapıyor. Birini yapıp diğerini ihmal etmiyor. Cebbar ve zalim din düşmanlarının planıyla hapishanelere sevk edilip tecrid-i mutlakta ve gayet soğuk bir odada bırakılması ve şiddetli soğukların ve hastalıkların ızdırapları ve titremeleri ve ihtiyarlığın takatsızlıkları içinde bulunması dahi telifata noksanlık vermemiştir. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh demiştir ki, cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki ehli imana yer kalmasın.
Bediüzzaman, bu gayet ulvi seciyenin bir lem'acığına mazhar olmak için, birkaç adamın imanını kurtarmak için, cehenneme girmeye hazırım diye, fedakarlığın şahikasına yükselmiş ve böyle olduğu, Kur'an ve İslamiyet'in fedai ve muhlis bir hadimi olduğu 80 senelik hayatının şehadetiyle sabit olmuştur. Kur'an ve iman hizmeti için Bediüzzaman'ın haysiyetini, şerefini, ruhunu, nefsini, hayatını feda ettiği, maruz kaldığı o kadar şedid zulüm ve işkencelere ve giriftar edildiği çok musibet ve belalara karşı gösterdiği son derece sabır, tahammül ve itidal birer şahid-i sadık hükmündedirler. Bediüzzaman, Kur'an, iman, İslamiyet hizmeti için dünyevi rahatlıklarını feda etmiş, dünyevi şahsi servetler edinmemiş, zühd ve takva ve riyazet, iktisat ve kanaatla ömür geçirerek dünya ile alakasını kesmiştir. Bu cümleden olarak Müslümanların refah ve saadeti için bütün ömür dakikalarını sırf iman hizmetine vakf ve hasretmek ve ihlasa tam muvaffak olmak için kendini dünyadan tecrit ederek mücerret kalmıştır. Evet, Bediüzzaman iman ve İslamiyet hizmeti için her şeyden bu derece fedakarlık yapan fakat bütün bunlarla beraber ubudiyet, zühd ve takvada da bir istisna teşkil eden tarihi bir İslam fedaisi ve Kur'an-ı Hakîm'in muhlis bir hadimi payesine yükselmiştir. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur davasında öyle bir itminanı, öyle bir sıdk ve sadakati, öyle bir sebat ve metaneti, öyle bir ihlası vardır ki, din düşmanlarının o kadar şiddetli zulüm ve istibdatları, o kadar hücum ve tazyikatları ve bunlarla beraber maddi yokluklar içinde bulunması, davasından vazgeçirememiş ve küçük bir tereddüt dahi ika edememiştir. Said Nursi, eski Said tabir ettiği gençliğinde felsefede çok ileri gitmiştir. Garbın Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su gibi hakikatli filozofları ve Şark'ın İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi gibi dahi hükemalarından felsefe ve hikmette Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle çok ileri geçmiş ve Kur'an'dan başka halaskar ve hakiki rehber olmadığını dava etmiş ve Risale-i Nur eserlerinde ispat etmiştir. Bu hakikatlarda şüphesi olan olursa, üstad ahirete teşrif etmeden bizzat şüphesini izale edebilir. Said Nursi, Kur'an ve imana hizmet mesleğini ihtiyar edip, hiçbir maddi ve manevi menfaat, salahat ve velilik gibi manevi makamları maksat ve gaye etmeden, sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için hizmet yapmıştır. Basiretli ehli ilim tarafından bütün Müslümanlarca, zuhuru beklenen siyasi ve dini bir halaskardır gibi şahsına verilen yüksek mertebeyi Bediüzzaman hiddetle reddetmiş, kendisinin ancak Kur'an'ın bir hizmetkârı ve Risale-i Nur talebelerinin bir ders arkadaşı olduğuna inanmış ve beyan etmiştir. Milli Müdafaa Vekaletinde 25 sene hizmet görmüş muhterem, alim bir zatın şimdi aramızda bulunan bir kısım arkadaşlarımızla evvelki gün ziyaretine gittiğimiz vakit, Bediüzzaman Hazretleri hakkında demişti ki, Bediüzzaman'ın nasıl bir zat olduğunu anlayabilmek için, Risale-i Nur külliyatını dikkatle, sebatla okumak kâfidir. Size bir misal olarak, yalnız dünyevi iktidarı bakımından derim ki, Bediüzzaman, Risale-i Nur'un şahs-ı maneviyyesiyle yalnız bir devleti değil, dünya yüzündeki milletlerin idaresi ona verilse, onları selamet ve saadet içinde idare edecek bir iktidar ve inayete maliktir. Evet, Bediüzzaman nadire-i hilkattır. Fakat 25 senedir hem kendini hem talebelerini siyasetten men etmiştir. Dünyevi işlerle meşgul değildir. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'u telif ettiği zamanlarda ve hizmet-i Kur'aniye'de istihdam edildiği anlarda zekası, fetaneti, aklı, mantığı, zihni, hayali, hafızası, teemmülü, feraseti, seziş ve kavrayışı, sürat-i intikali ve ruhi, kalbi, vicdani hasseleri, duyguları
ve manevi letaifinin emsalsiz bir tarzda olması, istihdam edildiğine aşikar bir delildir ki, kendi ihtiyarıyla, keyfiyle değil, inayet-i ilahiyye ile Kur'an'a hizmetkarlık etmiş bir derecede olduğu, basiretli ehli ilim ve ehli kalpçe musaddak ve müstahsendir. Mısır'da fazıl ulemadan merhum Abdülaziz Çaviş, Bediüzzaman'ın Fatinul Asr olduğu ve müthiş bir fart-ı zekaya malik bulunduğu mevzuunda Mısır matbuatında makale neşretmiştir. Büyük ve salabetli bir alim olan Şeyhülislam merhum Mustafa Sabri Efendi, Mısır'da Risale-i Nur'a sahip çıkmış ve Camiül Ezher Üniversitesi'nde en yüksek bir mevkiye koymuştur. Risale-i Nur, İslamiyet'in gayet keskin ve elmas bir kılıncıdır. Bu hakikatlara bir delil ise, Bediüzzaman'ın zalim hükümdarlara ve kumandanlara ölümü istihkar ederek, hakikati pervasızca tebliğ etmesi ve dünyayı saran dinsizlik kuvvetine mukabil, hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi kendini feda ederek, istibdadın en koyu devrinde neşretmesi ve bu kutsi hakikata cansiperane hizmet etmesidir. Bir müdde-i umumi iddianamesinde, Bediüzzaman ihtiyarladıkça artan enerjisiyle dini faaliyete devam etmektedir. Denizli Mahkemesi Ehl-i Vukuf raporunda, evet, Said Nursi'de bir enerji vardır. Fakat bu enerjisini tarikat veya bir cemiyet kurmakta sarf etmemiş, Kur'an hakikatlerini beyan ve dine hizmete sarf ettiği kanaatına varılmıştır, denilmektedir. Din aleyhindeki eski hükümetlerin vekillerinden birisi, antidemokratik kanunların Millet Meclisi'nde müzakeresi esnasında, Bediüzzaman Said Nursi'nin dini faaliyetine 25 seneden beri mani olamıyoruz demiştir. Biz de deriz ki, evet, Said Nursi Hazretleri, emsali görülmemiş dinamik ve enerjik bir zattır. Bediüzzaman'ın harika bir insan olduğunu, din düşmanları olan muarızları dahi kalben tasdik ve takdir etmektedirler. Said Nursi, bazen bir talebesine Risale-i Nur'dan okuyuvermek nimetini lütfettiği zaman der ki, bu benim dersimdir. Ben kendim için okuyorum. Bu Risale'yi şimdiye kadar belki 100 defa okumuşum. Fakat şimdi yeni görüyorum gibi tekrar okumaya ihtiyaç ve iştiyakım var. Hem yine der ki, ben başkaları için kitap yazmamışım, kendim için yazmışım. Kur'an'dan bulduğum bu devalarımı arzu edenler okuyabilir. Evet, Bediüzzaman itikad ediyor ve diyor ki, ben derse, terbiyeye ve nefsimi ıslaha muhtacım. Bediüzzaman gibi bir zat böyle derse, bizim bu eserlere ne kadar muhtaç olduğumuz artık kıyas edilsin. Bediüzzaman Said Nursi, bütün hayatında şan ve şöhretten, hürmetten kaçmış ve insanlardan istina etmiştir. Arabi bir eserinde şöhret hakkında diyor ki, şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insanlara abd ve köle yapar. Yani nam ve şöhret isteyen adam, halklara kendini beğendirmek, sevdirmek için insanlara riyakarlık, dalkavukluk yapar. Tasannukâr tavırlar takınır. O bela ve musibete düşersen, inna lillah ve inna ileyhi raciun de. Üstad, şöhretten fiilen ve halen bu kadar kaçmasına rağmen, her ne hikmetse, insanlar adeta bir sevk-i ilahi varmış gibi, istimdatkârâne ona koşmuşlardır ve ona akın etmektedirler. Ve onun mahz-ı hak olan bu kutsi seciyesi, Risale-i Nur gibi cihan şumul bir esere hadim olmuştur. Bediüzzaman, küçük yaşından beri halkların mukabilsiz hediyelerinden istina etmiştir. Hediye kabul etmemeyi meslek edinmiştir. Zindandan zindana, memleketten memlekete sürgün edildiği zamanlarda, ihtiyarlığın tahmil ettiği zaruretler içinde dahi, bu 80 senelik istina düsturunu bozmamıştır. En has bir talebesi, bir lokma bir şey hediye etse, mukabilini verir, vermese dokunur.
neden hediye kabul etmediğinin sebeplerinden birisi olarak der ki, bu zaman eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtaran 10 el varsa, şimdi 1'e inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden 10 ise, şimdi 100'e çıkmış. İşte böyle bir zamanda imana hizmet için dünyaya el atmadım. Dünyayı terk ettim. Hizmet-i imaniyemi hiçbir şeye alet etmeyeceğim der. Hazreti Üstad, kendi şahsı için birisi zahmet çekse, bir hizmetini görse, mukabilinde bir ücret, bir teberrük verir, aksi halde ruhuna ağır gelir, hoşuna gitmez. Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an, iman ve dine yaptığı hizmetinde, senelerden beri mütemadi bir tarassut ve tecessüs, takibat ve tetkikat altında bulundurulmuştur. Yalnız ve yalnız rızayı ilahi için, yalnız ve yalnız hakikat için İslamiyete hizmet ettiği ve hizmeti Kur'aniyesini hiçbir şeye alet etmediği müteaddit mahkemelerde de sabit olmuştur. Eğer bu mezkür hakikatlara ve eserlerindeki hak ve hakikati gören hakperestlerin Bediüzzaman ve eserlerinde gördükleri ve neşrettikleri âli meziyet ve yüksek hakikate mugayir en küçük bir şey olsaydı, en büyük ilavelerle, şaşalarla ve yaygaralarla bu 25 sene içinde din düşmanları tarafından dünyaya ilan edilecek idi. Nitekim bütün iftira ve ittihamlarla cebbar, müstebit din düşmanlarının tahrikatiyle mahkemelere sevk edildiği zaman, gazetelerin birinci sayfelerinde 1'e 100 ilavelerle teşhir ettirilmesi, tahkikat ve muhakeme neticesinde hiçbir suç olmadığı tahakkuk ederek beraat ettiği vakit sükût edilmesi, bu hakikatin aşikar çok delillerinden bir tanesidir. Bediüzzaman, din kardeşlerine ziyade şefkatlidir. Onların elemleriyle elem çektiği, İslam dünyasında hürriyet ve istiklal için can veren, fedai İslam mücahitlerinin acılarıyla muzdarip olduğu, Kur'an ve İslamiyete yapılan darbeler anında çok ızdıraplar çektiği, böyle acı acıların tesiratıyla zaten pek az yediği bir parça çorbasını da yiyemediği çok defa görülmüş ve görülmektedir. Ekser günleri hastalıklar ve sıkıntılarla geçmektedir. Bir nur talebesinin yazdığı gibi, ey milleti İslam'ın ebedi refah ve saadeti için dünyada rahatlık görmeyen müşfik üstadım, senin devam eden hastalıkların cismani değildir. Dinimize icra edilen istibdat ve zulüm sona ermedikçe, âlem-i İslam kurtulmadıkça senin ıstırabın dinmeyecektir. Evet, biz de bu kanaattayız. Fakat o elîm acılar Bediüzzaman'ı asla yese düşürmemiş, bilakis öyle külli ve umumi bir dini cihada ve dua ve ubudiyete sevk etmiştir ki, kurtuluşun çare-i yeganesi Kur'an'a sarılmaktır demiş ve sarılmış. Kur'an'da bulduğu deva ve dermanları kaleme alarak, bu zamanda bir halaskâr-ı İslam ve nev-i beşerin saadetine medar olan Risale-i Nur eserlerini meydana getirmiştir.